Haziran ayından beri SALT araştırma olarak Cengiz Bektaş arşivi üzerine çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Konuşmamı üç başlık altında yapacağım. Öncelikle arşivin içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Ardından bu çalışma sürecinden bahsedeceğim. Son olarak da arşivin, Cengiz Bektaş arşivinin ve bu sürecin kitaplarla olan ilişkisini nasıl kurduğumuzdan bahsedeceğim. Bu arada bu ilk karşılaştığınız kısımda bizim için aslında arşivin en sürprizli ve en heyecan verici kısmı. Birkaç ay çalıştıktan sonra bu odayı fark ettik. Ama gerçekten hazine, öyle diyeyim. Arşivin içeriğinden bahsedecek olursam, tahmin edeceğiniz gibi bir mimarlık arşivinde çok sayıda proje var. Projenin yanında Cengiz Bey'in desenleri, çizimleri bulunuyor. Onların dışında daha ilginç şeyler de karşımıza çıkıyor. Mesela çeşitli ses kayıtları, Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ait, burada görüyorsunuz. Cengiz Bey'in yaptığı çeşitli konuşmaların ses kayıtları. Bazı toplantılarda alınmış kayıtlar var aralarında. Onun dışında ilginç bir şey, ofisin bilgisayar öncesi döneminde en çok sıklıkla kullandıkları letrasetin Pantone'si. Bu letrasetlerle biz o kadar çok karşılaştık ki ben bu Pantone'yi gördüğümde yani benim için bir şey tamamlanmış oldu diyebilirim. Yine yanında gördüğünüz muhtemelen ofiste çalışanlardan birine ait bir el yazısı. Fakat bunun da şöyle bir anlamı var. Biz bu süreç boyunca haftada her gün, haftada en az iki gün Cengiz Bey'in ofisinde bulunduk. Bu sırada aslında ofisin bugüne kadar nasıl işlediğini, neler yaptıklarının da hikayelerini aslında bir taraftan dinledik. Kimine biz de böyle ufak ufak şahit olduk. Ofis için önemli olan birlikte yapılan gezilerde aslında yolculuk esnasında bir arada söylenen şarkılar, türküler varmış. Bu da onlardan bir tanesi. Çok kısaca toparlayacak olursam, Cengiz Bektaş arşivinde projeler, desenler, yazılar, yazışmalar, araştırma ve incelemeler, diyalar, filmler, fotoğraflar, ses kayıtları, mavi yolculuk haritaları, gezi notları, Cengiz Bey'in biriktirdiği, bazen kendi katıldığı etkinliklerin, bazen onun dışındaki mimarlıkla ilgili etkinliklerin afişleri, takvimler, sergi broşürleri ve kitaplar var. Kitaplar bu anlamda arşivin aslında önemli bir parçasını oluşturuyorlar. SALT araştırma arşiv çalışmasıyla birlikte SALT araştırma bünyesinde bulunan kütüphaneye Cengiz Bey'in kitaplarının alımını da yaptı. Dolayısıyla kitaplar da şu anda arşivi tamamlar nitelikteler. Kitapların arşivle ilişkisini ama son kısımda anlatacağım. Biraz süreçten bahsetmek istiyorum. Haziran ayından Şubat ayının sonuna kadar 8 aylık bir sürede bazen 2 kişi, bazen 4 kişi, haftada en az 1, bazen 2, bazen 3 olmak üzere Cengiz Bey'in ofisinde bulunduk. Vaktin el verdiği sürede bazen tasnifi orada yapmaya çalıştık. Yani aslında bunu yapmayı çok isterdik, hep böyle olmasını isterdik. Fakat sürenin de bir sonu olacağı için bir noktada tasnifi dijitalleştirmeden sonraki aşamaya bıraktık. Bu noktada Cengiz Bey'in ofiste olması biz oradayken ve sorduğumuz sorulara cevap vermesi bizim için çok kıymetli. Çünkü bu gerçekten bir arşiv çalışması için tahmin edilemeyecek kadar önemli bir şey. Yani her emin olmadığımız hiçbir şeyi kendisine sormadan almamaya ya da sınıflandırmamaya özen gösterdik. Toplamayla ilgili şöyle küçük bir videomuz var. Toplama süreciyle ilgili biraz şey yapayım, göstereyim çok hızlı bir şekilde. Dediğim gibi bazen tasnifi de bir toplama sürecinde yaptık. Bazen buna imkanımız olmadı. Projeleri alırken aralarına asitsiz kağıtlar koyuyoruz ve onları özenle paketleyip muhafaza ediyoruz.
tasnif dışında, tasnif ve belgeleri toplama dışında bir de taşıma işlemi var tabii ki. Bu da oldukça uzun bir süreç. Yani bunu da sürece yaydık ama en sonunda artık toplu olarak son kalan parçayı aldık. Bu videoyu biraz görelim istiyorum çünkü Bektaş Mimarlık İşliği'nin son günlerini kaydetmiş olduk. Biraz da hızlı geçebilirim aslında. Geçmeyeyim mi? Tamam, peki o zaman. Belgeler taşındıktan sonra Saat Araştırma Ofisi'ne geliyor ve Saat Araştırma Ofisi'nde aslında başka bir süreç başlıyor. Belgelerin bir kısmı arşiv, işlenmemiş belgeler arşivin ayrı bir kısmında muhafaza ediliyor. Sayısallaştırılacak olanlar da direkt arşiv ofisine çıkarılıyorlar. Arşiv ofisinde hem sayısallaştırma işlemi hem de kataloglama işlemi yapılıyor. Şu anda bunlar arşiv ofisine çıkan belgeler. Arşiv ofisinde sayısallaştırılacak olan belgelerin açılışını görüyoruz. Ve buradan itibaren artık başka bir süreç başlamış oluyor. Büyük boy haftalarımız için A0 ve A1 tarayıcılarımız var. Onları kullanıyoruz. Sayısallaştırma işleminden de kısaca bahsedecek olursam, farklı boylarda tarayıcılarımız var. A3 tarayıcımız var. Fotoğraf, film, diye negatif taramak için ayrı tarayıcılarımız var. Sayısallaştırma dediğimiz işlem de aslında fiziksel olan belgenin uygun cihaza, uygun çözünürlükte taranarak bilgisayar ortamına atılması işlemi, yani bir tür dijitalleştirme işlemi. Bundaki standardımız 400 dpi çözünürlüğünde JPEG ya da TIFF formatında oluyor. Ama belgenin büyüklüğüne göre bu durum değişebiliyor. Küçük belgelerde daha yüksek çözünürlükler kullanmamız gerekiyor. Sayısallaştırma işleminden sonraki aşama aslında belki de arşivin en meşakkatli işlemlerinden, meşakkatli süreçlerinden bir tanesine kataloglamaya geliyor. Dublin Core Metadata sistemini kullanıyoruz. Burada sadece çok küçük bir kısmını gördüğünüz, yani sanırım 18 tanesi görünüyor. 45 sekmeden oluşan bir şey bu, liste. Burada aldığımız her bir belgenin tanımlamasını, türünü, boyutunu, durumunu, neye ait olduğunu detaylı olarak yapıyoruz. Elimizde ne kadar bilgi varsa o kadar sekmeyi doldurabiliyoruz. Eğer belgeler arasında bir takım ilişkiler tespit etmişsek bunları da belirtiyoruz ki araştırmacılar çalışırken başka bağlantıları da kurabilsinler. Kataloglama işlemi dediğim gibi en uzun süren işlerden bir tanesi. Kataloglamanın ardından da saltresearch.org'dan çevrim içi erişimi açıyoruz belgeleri. Cengiz Bey'in arşivini henüz çevrim içi erişimi açmadığımız için Altuğ Behruz Çinici arşivinden bir örnek koydum. Hedefimiz 2017 yılı sonunda Cengiz Bey'in arşivinin en azından projeler kısmını açmış olmak. Yazışmalar, yazılar, diyalar ve diğer büyük kısmını da peyderpey açmayı düşünüyoruz. Bu da kendi bilgisayarınızdan göreceğiniz arayüz. Buradan eriştiğiniz her belgeyi bilgisayarınıza indirip kullanabilirsiniz. Kredisini ve kredisini belirtmek suretiyle. Çevrim içi erişime açıldıktan sonraki işlemde arşivin artık korunması ve saklanması. Bu da Salt Galata'daki arşiv mekanımız. Mimari projeleri çelik
dolaplarda saklıyoruz, yani büyük paftaları. Onun dışında kullandığımız kompakt raflar ve açık raf sistemi var. Bu mekanın nemi, ısısı sürekli kontrol altında tutuluyor ve düzenli olarak denetleniyor. Ve uluslararası standartlara sahip. Ve kitaplar. kitaplarla ilgili aslında şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Kitaplar, evet, arşivin bir parçası olarak önemliler, varlar. Onun dışında kitaplar arşivin tamamlayıcısı olarak da varlar. Çünkü bazen bilmediğimiz şeylere kitaplar yoluyla erişiyoruz. Örneğin bu fotoğraf, evet bu fotoğraf bize çok şey söylüyor ama yanındaki metinle birlikte baktığımızda aslında bu yapının hikayesini anlamış oluyoruz. Kitaplar olmadan bunu yapmamız çok mümkün değil aslında. Her ne kadar biz burada tanımlama, kataloglama vesaire gibi işlemler yapsak da bu hikayeleri bilmek hem arşivi oluşturan araştırmacılar için hem de arşiv üzerine söz söyleyecek ya da arşiv üzerine çalışacak araştırmacılar için önemli. Kitapları çok kabaca şöyle ele almak mümkün bu konuşma bağlamında. Cengiz Bey'in kendi yazdığı üretimler var. Cengiz Bey üzerine yazılmış üretimler var. Bir de konuyla hiç alakası olmayan, diğer diyebileceğimiz böyle kocaman bir kitaplar kümesinden bahsedebiliriz. Ben üçüyle de ilgili böyle birer tane örnek vermek istiyorum. Bu Cengiz Bey'in söylediği ama Cengiz Bey üzerine yazılmış kitaplardan bir tanesi. Ben bir alıntı. Olbia Tatil Köyü'nün yapılış hikayesini anlatıyor. Neye dayandığını anlatıyor. Bir koruma, yani çevreyi koruma hikayesine dayandığını anlatıyor. Ve aslında bu fotoğrafla da bence çok güzel örtüşüyor. İkinci örneğim de Kuzguncuk Duvar Gazeteleri. Belgeleri toplarken biz bu gazetelerle karşılaştığımızda evet üzerinde ismi yazıyor ama ne olduğunu anlayamamıştık. Üzerinde ismi yazdığı için sanırım sorma gereği de duymadık aslında. Ya bir tür şeyimiz de vardı. fakat inceledikten sonra bunların aslında gerçekten hani duvarları asmak üzere hazırlanmış bir takım panolar olduğunu anladık. Fakat hala hikaye bir yere oturmuyordu. Şöyle çok 18 tane panodan oluşuyor. Ve Kuzguncuk'la ilgili önerilerden oluşuyor. Kuzguncuk'la ilgili önerilerin dışında Kuzguncuk'u tanıtan bir tarafı da var bu panoların. Cengiz Bektaş'ın Ev Alma, Komşu Al kitabında aslında bütün bu hikayenin ne olduğu yazıyor. Bu panolar Kuzguncuk'taki değişimi, Kuzguncuklulara Kuzguncuk'u tanıtan ve aslında bugün hepimizin dayanışma ve bir arada yaşamanın belki merkezi diyebileceğimiz yer olarak bildiğimiz Kuzguncuk'un bugün nasıl bu hale geldiğini ve onun nasıl başladığının hikayesini görüyoruz burada. Bu duvar gazeteleriyle Cengiz Bektaş'ın deyimiyle kültür altyapısı oluşturmak üzere oradaki dönüşümü başlatan hikaye. Kuzguncukluları önce Kuzguncuk'u tanıtıp sonra onlara sonra Kuzguncukluların oraya sahip çıkmasını, hep birlikte oraya sahip çıkmalarını sağlamış. Bu anlamda yine kitaplar hem bir hikayenin tamamlayıcısı hem de yeni hikayeler açan bir konumdalar. Yine arşivden bakacak olursak bütün bu hikayenin aslında Cengiz Bektaş'tan sonra Kuzguncuk kitabında da bu dönüşüm sürecinde neler yapıldığını detaylı olarak anlatılmış ve arşivde aslında fotoğrafları ve diyaları gayet düzgün bir şekilde düzenlenmiş olarak duruyordu Cengiz Bey'in ofisinde. Dolayısıyla bu kitap ve bu kitap, bu diyalar ve o panolar hepsi bir bütün oluşturuyorlar. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada biraz daha da anlamlı oluyor bizim için aslında. Son olarak da konuyla hiç alakası olmayan bir şey üzerinden gideceğim. Bu sanırım olabilecek en uç örneklerden bir tanesi.
Mersin'deki Gökdelen, sol tarafta fotoğrafını görüyoruz. Yanında da yüklenici firmanın Üstay İnşaat'ın 21. yılı nedeniyle bastırdığı küçük bir tanıtım broşürü var. Burada benim ilgimi çeken şöyle bir şey oldu. Yani önce Mersin'deki Gökdelen tamam aldık. Daha sonra böyle bir broşür çıktı. Bunu da arşive aldık. Daha sonra buradaki Üstay İnşaat'la ilgili ve Üstay ismiyle ilgili başka şeyler karşımıza çıkmaya başladı. Yani bu daha önce karşıma çıktığı için ve bunu bilmeden paketlediğimiz için o belgeyi burada size gösteremiyorum şu anda, taranmadığı için. Ama size şöyle çok kısaca anlatayım belgenin ne olduğunu. Üstay İnşaat'ın sahibi Ali Üstay'ın Cengiz Bey'e gönderdiği bir mektup. Ve mektubun sonunda sanırım mektupla birlikte birkaç parçada kitap gönderilmiş. Onların da isimlerini yazmış altına Ali Bey. Kitaplardan bir tanesi bu. Üstaylar, balınlar, köklerimiz, geçmişimiz. bu kitabı, yani kitabın adını görünce benim daha önceden çalıştığım ve aşina olduğum bir konu olduğu için çok başka bir yere gitti bu hikaye. Ali Üstay ve ailesinin köklerini anlatan, kendi aileleri tarafından bastırılan bir kitap bu. Kitabın sonunda bir soy ağacı var. Ve soy ağacında şurada gördüğümüz kişi Ali Üstay. Şurada gördüğümüz kişi de Ali Bey'in büyük büyük dedesi. Bu aile Girit'te yaşayan önemli ailelerden bir tanesi. Biraz bu konu da benim çalıştığım bir konu olduğu için biraz bunu meraklanıp araştırmaya başladığımda Salt Araştırma'da bulunan Girit Arşivi'nde Ali Üstay'ın dedesiyle ilgili bir takım belgeler karşıma çıktı. Bu sanırım hani karşılaşılabilecek en uç örneklerden bir tanesi. Şöyle bitirebilirim sanırım. Kitaplar evet arşivin bir parçası. Ama arşiv çalışması yapanlar çok iyi bilir ki arşiv bir tür yolculuk ve sanırım kitaplar da bu yolculuğun en cezbedici, en önemli durakları. Teşekkür ederim.